Hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Türklerin en fazla alım yaptığı altcoin'lerle alakalı konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Buradaki liste arkadaşlar özellikle Türkler arasında en popüler altcoin'ler, en çok tutulan, en çok alınan vesaire. En popüler altcoin'ler ve CoinGeç konulu arkadaşlar yapmış olduğu bir daha doğrusu ortaya çıkarmış olduğu verilerdir bunlar arkadaşlar. Birinci sırada Kik var. Kik'in kanalda çok fazla videosu mevcut. Özellikle inanılmaz derecede sevdiğim coin'lerden bir tanesi. Özellikle şöyle söyleyeyim Mana, Sand falan. Bunlar tabii ki çok güzel coin'ler arkadaşlar ama Kik başka. Hani Mana ve Sand konusunda çok bir şey söyle ya tabii ki yükselecek coin'ler ama özellikle bir Metaverse coin'i söyle deseler ben Kik'i söylerim. Çünkü her zaman şöyle bir mantık var. Bizim bir tane arkadaş vardı hep şey derdi mesela böyle. Yükselmiş şeylere yaklaşmayacaksın. İşte yükselme potansiyeli olan şeylere yaklaşacaksın derdi. Çünkü yükselecek olan yükselmiş. Bir yerden sonra durma noktasına gelmese dahi hareketleri yavaşlar. Kick hali hazırda çok büyük potansiyeli olan bir coin arkadaşlar. Büyük potansiyeli de hem yaptığı çok ciddi işbirlikleri, hali hazırdaki listelemeleri ve beklediği listelemeler. Büyük borsaların tamamının elinde Kick tuttuğunu biliyorum. Listelemeyenler de dahil. Binance Labs'ın dahi Kick tuttuğunu çok ciddi miktarda Kick coin'i olduğunun farkındayım arkadaşlar. Farkındayım derken şey değil. Böyle bir nasıl diyeyim ilham gelmedi yani adamlar açıkladı zaten. Öyle söyleyince bir garip oldu çünkü. Kick kesinlikle doğru tercih. 2. GST. GST sol yani. GST çok fazla tutuluyor imiş arkadaşlar ve ikinci sırada popülerlikte Türkler arasında. GST kesinlikle yine çok doğru bir tercih. Neden doğru bir tercih? Ayı piyasası içerisinde çok ciddi yükseliş yaptı. Tabii ki devamında düştü. Buradaki düşüşün içerisinde bu arada çok ciddi düştü tabii ki. Şimdi buradaki düşüşün içinde arkadaşlar birçok etken var. Uzun zamandır rally yapan bir coin'in aslında yaptığı test etabı tabii ki bu durum testten de çıkıp hem kendi doğal testi hem kripto piyasasındaki geri çekilme bununla yine birlikte ne arkadaşlar çok fazla olumsuz haber geldi Çin piyasalarından kalkması gibi. O yüzden inanılmaz düşüşler yaşadı. Nitekim GMT bu kadar düşmedi mesela ama GST çok ciddi düştü arkadaşlar. Bu kadar düşüş normal mi? Böylesi bir zamanda bu kadar yükselen bir coin için normal. Toparlayacak mıdır? Kesinlikle toparlayacağını düşünüyorum. Hatta şu anki ve ileriki zamandaki düşüşlerindeki fiyatların kesinlikle değerlendirilmesi gereken fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri USDC kanalda çok fazla videosu olan coinlerden bir tanesi. Zaten şimdiye kadar saydığımız 3 coin de USDC dahil çok fazla video var kanalda arkadaşlar. Hatta bu listenin tamamıyla alakalı her bir coin hakkında 20'şer 30'ar en az videomuz var yani kanalda güncel olarak. USDC düşeceği kadar düştü. Zaten hani çok fazla videosu olduğu için öyle uzun uzun da konuşmak istemiyorum USDC ile alakalı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Epey bir düştü. Yani zaten çöktü. Yani çökmüş bir enkaz aslında USDC dediğimiz şey. Sadece şunu söyleyeyim. Artık uzun vadede bu enkazı tekrar diriltmeye çalışacaklar. O yüzden bu saatten sonra yapılacak yatırımlardan aslında bir beklenti olacağı kanaatindeyim. Öneriyor muyum? Tabii ki diğerleri kadar şey değil bende, yüksek değil. Yani GST gibi hele hele Kick kadar falan üzerine düştüğüm bir coin değil. İşin içerisinde yoksanız ben açıkçası USDC'den daha iyi piyasada tercihler olduğunu düşünüyorum. Ama özellikle değerlendirmek isteyenler de değerlendirebilir arkadaşlar USDC. Bir diğeri Raka. Raka da benim sevdiğim bir coin. Sadece şu zırt pırt olur olmadık yerde dolaşan arzı arttırmalarına çok fazla gıcık oluyorum biraz aslında. Ama sevdiğim bir coin çünkü arkası da sağlam en nihayetinde bunu da biliyoruz. Ki
Raka da aynı şekilde piyasada yükselme potansiyeli yüksek coinlerden bir tanesidir arkadaşlar. Kick'in arkasında aslında Raka da geliyor diyebilirim arkadaşlar. Hem OKX ile birebir ilişkili bir coin'dir. OKX destekli bir coin'dir. Radyo Kaka projesi. Hem de watchlist'i birinci sırada olan bir coin'dir arkadaşlar. Yani çok fazla insanların peşine düştüğü bir coin. Raka'da iyi bir coin'dir. Ama mesela Raka'da Kick'te Metaverse projesi. Kick'i mesela Raka'nın önüne koyarım ben. Bir diğeri Bitcoin arkadaşlar. Bildiğiniz Bitcoin yani piyasamızın devi. Ben açık söyleyeyim düşük sermayesi olanlara Bitcoin önermiyorum. Çünkü her zaman söylüyorum. Yani şu andan itibaren olası bir ATH mesela tamam mı? Olası bir ATH'e 70 bine geldi diyelim. Şimdi bunun sana karı ne olacak? 3.2x gibi ortalama bir kar getirecek sana. Senin attığın belki işte ne bileyim 100 bin de demeyeyim hadi 10 bin liradan mesela. Çünkü pek çok kişi oynayamaya veya korkak oynayabiliyor daha piyasayı tanımadığı için. 10 bin liradan sana işte 32 bin lira, 22 bin lira gibi örneğin bir getiri sağlar. ATH'a yükseldiği takdirde. Şimdi sen ATH'a yükselene kadar 22 bin lira için mi bekleyeceksin? Tabii yanlış anlamayın, küçümsediğimden değil parayı ama burada örneğin 2023'ün ikinci yarısında gelecek bir yükselişten söz ediyoruz. Yani sen bir yıl için mi, bir yıl bunun için mi bekleyeceksin mesela? Eğer senin düşük sermayen varsa örneğin burada fiyatlar her zaman büyüdükçe oranlar küçülür arkadaşlar. Büyüme oranları küçülür fiyatlar yükseldikçe. Burada 3.2x yapan Bitcoin bu yükselişi yaparken örneğin 1300 dolarlık Ethereum bu 3.5x'e karşılık 5-6x arası yükselir. Yani sen Ethereum'u oynamış olsan 10 binden 50-60 bin arası kazanırsın. AVAX ne yapar mesela? Bütün bunlar olurken AVAX da tutar 200 dolara vurur. Sen de 10 katı kar etmiş olursun. 10 bine 100 bine. Yani şunu söylemek istiyorum. Bitcoin, Ethereum yerine bunların alternatifleri olan yine piyasanın yükselecek coinlerine yatırım yapmayı aslında ben küçük yatırımcıya tavsiye ediyorum. Bir diğeri Matic. Matic tamamen arkadaşlar. Bakın Matic tamamen Ethereum'un şeyi ya. Ethereum'un küçüğü yani. Daha nasıl anlatayım bilmiyorum. Şimdi Ethereum'a ve Bitcoin'e ne dedik? Yüksek değil, daha düşük getiri diğerlerine kıyasla fakat güvenli liman. Matic de aynı şekilde fiyatı düşük olmasına rağmen uzun vadede garanti getiri güvenli limandır arkadaşlar. Matic'e de yatırım yapmayı önerebilirim. Çünkü attığınız para güvende olur. Yine Bitcoin'e ve Ethereum'a göre hareketleri diğer altcoin'lere göre ağır olsa da Bitcoin ve Ethereum'a göre tabii ki daha ciddi yükselişler yapılabilir. Yani siz burada garanti getiriyle yüksek karın aslında arasını bulmaya çalışıyorsanız Matic iyi bir tercih olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi özellikle büyük yatırımcı tarafından, balinalar tarafından çok tercih ediliyor. Bunun sebebi de güvenli liman olması. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.